Merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte saçımı maviye boyayacağız. Gerçekten ben de heyecanlıyım. Sonucu merak ediyorum. Daha önce gerçi ben saçımı bir kere maviye boyamış olabilirim. Çılgın zamanlarımdı. Böyle sürekli bir renkler istiyordum saçımda. Pembeye falan da boyamıştım ama sadece uçlarını tabii ki de. Bugün de sadece uçlarını boyayacağım. Tabii ki bu kalıcı bir boya olmayacak. Ben bir gün kalıcı bu Colorista'yı kullanacağım. L'Oreal'in kahverengi saçlar için diyor. Benim de saçıma olacağını düşünüyorum. Yani umarım tutar rengi. Ve bu sırada da çoğu kez aşağı bakabilirim. Çünkü aynayı aşağıya koydum. Önümde bir masa olmadığı için bir şekilde kendime bir düzen ayarladım. Ve masa şu anda aşağıda, aynada onun üstünde. Ve saçımı boyayacağım videoda neden bu kadar makyaj yaptığımı da gerçekten bilmiyorum. Yani bir anda herhalde makyaj yapasım geldi. Çünkü video falan da çekmedim öyle normal. Dedim ki video çekeceğim, bir makyaj yapayım. Ortaya bu sonuç çıktı. Açıklamalarımı yaptım. Şimdi hemen videoya geçeceğim. Ama tabii ki bir sesler geldi de sanki hala geliyor. Neyse. Evet, videoya geçmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz like'lamayı ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim deyip hemen başlıyoruz. Paketinden çıkartalım. Bu arada bunun bir kullanım kılavuzu vardı ama ben onu attım yanlışlıkla. Yani attıktan sonra bununki olduğunu fark ettim ama önemli değil zaten. Normal saçlarıma uygulayacağım. Ve 15-20 dakika bekletin diyorlar ama ben 30 dakika bekleteceğim. Çünkü başka bir videoda da şey gördüm, hani daha canlı renkler için 30 dakika bekletin diyorlar. O yüzden ben de 30 dakika bekleteceğim. Şimdi önce saçlarımı bir toplayayım diyorum. Ve tabii ki üstüme de pijamamı giydim. Çünkü boy olmasını istemem normal kıyafetimi. Bu da bence olsa bile çıkar diye düşünüyorum ama yine de belli olmaz. Ne olur ne olmaz diye saçımı bir kere daha tarıyorum. Ayrıca yanımda küçük taraklarım da var. Onları da boyadan sonra kullanacağım. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Bakalım. Ya tek şüphem rengin tutup tutmayacağı aslında. Umarım rengi tutar. Bakalım, alalım elimize. Hadi ama zor gelme. Şöyle rengi gayet güzel gözüküyor. Bakalım benim saçımdan nasıl duracak. Aslında böyle bir sürü modellere falan baktım ben. İşte nasıl yapabilirim diye. Sonra karar veremedim. Bir de genellikle o baktığım modellerin saçı sarıydı ya da açık renkti. Dedim ki bu zaten benim saçıma olmaz. Yani o yüzden kendi bildiğim gibi şöyle rastgele boyayayım dedim. Tabii ki arkaya da getiriyorum. Ama asıl sorun bu saçlar altta kalacak. Yani asıl saçlarım üst kısmı boyamam gerekiyor. O yüzden buralara birazcık cimri davranabilirim. Ve hemen bunları taramam da lazım. Şöyle tam bir yedireyim. Biraz daha sık kıllı bir tarak aldım ve şu anda zor taranmaya başladı. Yalnız güzel mi olacak bilmiyorum. Yani sanki böyle rengini verecek gibi geldi bana. Bir de şu dar tarafıyla da tarayayım. Bu arada bu tarak annemin. Umarım tarağın üstündeki mavilikler çıkar taraktan. Arkaları da tarıyorum ve bu önce geniş ağzıyla tarıyorum. Çünkü şu tarafı böyle daha çok saçı yolabiliyor. Biraz daha aldım çünkü uçları yeterince boyanmadı. Şuraları da boyayayım. Önemli olan buralar, yani zaten uçlarda kalmasını istiyorum boyanın. Bu aslında tarama işleminin bir diğer amacı da saçta böyle şerit gibi kalmaması. Üst kısma biraz daha fazla özeneceğim. O yüzden burayı da tekrar ikiye ayırıyorum. Yalnız şu örgülü saçımı boyamayacağım. Onu gerçekten boyamayı hiç düşünmüyorum. Çünkü sonra uzun süre mavi kalabilir. Onu şu an açmayı düşünmediğim için. Deli saçımla şimdi şu saçları boyarken toplamak da aşırı komik durmuyor mu ya? Bilmiyorum. Bu arada saçlarımı komple boyamayı da düşünüyorum ayrıca. İnanılmaz derecede beyaz var saçlarımda. O yüzden onu da sizinle birlikte yaparız diye düşünüyorum. Çünkü evde ilk defa saçımı boyayacağım. Yani diplerini, iplerini, her yerini ilk defa boyayacağım. Bu arada kritik yerlere geldi. Böyle böyle yapıyorum. Nedense şu... Oha. Boyayı yedim sandım. Yalnız güzel oluyor. Oha, bu kadar rengini vereceğini düşünmüyordum. Tabii ki umarım yıkandıktan sonra da böyle durur da. Şu anlık güzel, yani keşke böyle dursa, bu kadar canlı dursa.
Saçlarım aşırı beyazladı benim bu son 1-1,5 sene içinde. O kadar yoktu, tamam işte tek tükle başladı. Şimdi bir baktım tam şuradaki yeni çıkan saçlarımın, bebek saçlarımın yarısı bembeyaz. O yüzden ben de tekrardan boyamaya karar verdim. Biraz saçlarımı dinlendiriyordum. Bir de saçlarımın rengi şu an çok hoşuma gidiyordu benim. Böyle birazcık işte güneşte açıldı, dipleri zaten kendi rengim. Boyamayacaktım ama ne yazık ki beyazlar buna izin vermedi. Zaten ben boyamı bayağı önce almıştım saçlarımı boyayacağım diye. Sonra işte vazgeçtim. Sonra tatilde şu örgüyü yaptırdım. Örgüyü yaptırdıktan sonra da vazgeçmiştim. Ama sonuç olarak saçlarımı boyayacağım. Aslında burayı biraz daha boyasam iyi olur. Ama buraya yetmez diye korktuğum için biraz da buraya bakalım. Ondan sonra kalan boya olursa zaten iki tarafa yedireceğim. Sen yine git. Evet, ya boyanın bulaşacağını da sanmıyorum ve üstünde şey yazıyor. Hemen bakayım. Bulaşmaya karşı dayanıklı diyor yani. Umarım kıyafetlerime bulaşmaz yarın falan. Ve şu ellerimdeki maviler çıkacak mı diye çok merak içindeyim. Ya eldiven içinde zaten yoktu. Normalde boyaların içinden eldiven çıkar. Bunu bence çoğumuz biliyoruz. Ama bunun içinde eldiven yoktu. Evde büyük ihtimalle eldiven vardır ama onu aramakla uğraşamadım. Boyanın içinde hala var gibi duruyor. O yüzden ben şöyle biraz daha aldım. Sadece arkalara uygulamak istiyorum. Arkaları şu an göremediğim için emin değilim ve örgüm boyandı. Allah'ım ya. O kadar uğraştım onu boyamamak için. Ama yine de boyandı. Ne yapayım ben de onu artık. Boyayacağım mecbur. Şöyle, çünkü bu akmazsa bununla okula gitmeyi düşünüyorum. Pazartesi günü. Umarım akmaz. Bari bir değişiklik olur yani. Saçımın üst kısmını tekrardan topladım. Şu demiştim ya, altları bir daha yaparız diye. O yüzden altlara tekrardan boya uyguluyorum. Ellerim buruşmaya başladı boyadan dolayı. Şöyle bunlara da uygulayalım. O kadar gelişigüzel uyguluyorum ki. Hani herkes yapabilir bunu. Tabii sonuç iyi olursa, sonucu bilemiyorum gerçi de. Boyama işlemimiz bitti şimdi. Bakalım, beklemedeyiz artık. 30 dakika sonra saçlarımı yıkayacağım. Gerçi 25 dakika falan da bekleyebilirim. Çünkü zaten bir 10 dakikadır boyuyorum. O yüzden ilk sürdüğüm yerler bence tutmuştur. Tek temennim bu şekilde gözükmesi yıkandıktan sonra da. Benim şu anlık çok hoşuma gitti. Bakalım yıkandıktan sonra nasıl görünecek. O zaman isterseniz yukarıdan bir sesler geliyor yine. Neyse, isterseniz 25 dakika sonra görüşürüz. Ben tekrardan geldim. Yalnız hava bayağı karardı yani. Şu an hava kapkaranlık ve sadece yapay ışıkla videoyu çekiyorum. Zaten ufak bir şeyler söyleyip kapatacağım. Sizin de gördüğünüz gibi mavilikten asla eser kalmadı. Ve kesinlikle şampuanla da yıkamadım. Yalnız şu an benim mi suçum var diyorum. Aslında bayağı önce üzüldüm, bozuldum böyle. Bunun üstünde İlk bir gün kalıcı renkli saçlar diyor. Yani hani yıkamayın falan demiyor ve izlediğim videolarda da saçı duruluyorlardı. Ben de herhalde şey dedim yani, şampuanla yıkanmaması gerekiyor. Ama saçı suyla durulayabilirim. O yüzden duruladım. Ve ayrıca da 30 dakikadan fazla beklettim. Yani 35-40 dakika beklettim belki de. Ama yine de gitti. Yani şurada böyle maviliğin esamesi okunuyor gibi. Ama siz görebilir misiniz onu bilmiyorum. Ben de zorla görüyorum ya da öyle görmek istiyorum, bilmiyorum. Ama sonuç olarak bu boya işe yaramadı ya da şöyle yapmam gerekiyordu. Hani yıkamadan önce öyle bırakmam gerekiyordu. Ama o zaman da saçta bir sertlik oluyor yani. Çok ciddi bir sertlik değil ama yine de sertlik oluyor. O şekilde de nasıl bırakabilirdim bilmiyorum. Yalnız bir dahakine öyle bırakmayı deneyeceğim. Çünkü boyanın içinde hala var. Komple boyamasam bile bir kısmı o şekilde boyamayı deneyeceğim. Benim koloristayla yaşadığım mücadele, tecrübe bu şekildeydi. Yani siz de en azından görmüş oldunuz bunu, alırsanız eğer ya da almayı düşünüyorsanız kesinlikle yıkamamanız gerekiyormuş. Yani düşünüyorum, saçım sarı olsaydı böyle olur muydu? Yani açık saçlı olsaydım böyle olur muydu?
Ama sonuçta siz de gördünüz, yıkamadan önce gayet tutmuştu. O yüzden şu anda tutması gerekiyordu. Neyse, ben şu an üzgün olduğum için böyle sabaha kadar konuşabilirim. O yüzden en iyisi videoyu kapatmak. Umarım keyifle izlediğiniz video olmuştur. Yani bir şekilde tecrübe kazandık biz de. Eğer buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.